Yeniçeriler Transport olarak Euro Truck Simulator 2 Multiplayer'dan herkese merhabalar. Bugün yine Calais Limanı'ndayız arkadaşlar. Almanya, Mannheim'a gidiyoruz. Hiç sevmediğim bir yükümüz var. Karnabahar. Hayatta sevmem, yemem. Allah'a açlıkla terbiye etmediği sürece inşallah etmez. Her şeyden önce arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Yaklaşık 30 kişi varız herhalde bugün yine. Hafta sonu konvoylarımız gelemeyen arkadaşlara rağmen güzel ve kalabalık geçiyor. Oynarken hem sohbet açısından hem oyun açısından çok daha zevkli oluyor. Umarım izleyenlere de bunu yansıtırız. Bugünkü save'imizi hazırlayan Sefa arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bugün çıkışları Resul arkadaşımız verecek. Resul aynı zamanda benim buddy'mdir. Askerlik yapanlar buddy'yi iyi bilir. Belki aranızda askerliğinizi yapmadığı için bilmeyenler vardır. Öğrenirsiniz. Çıkışları Resul verecek. Alparslan'ın öncülüğünde yine konvoyumuz yola çıkacak. Tekrar iyi seyirler, iyi konvoylar diliyorum. Evet, iyi Resul abi. Çıkışları verebiliriz. Alparslan abi. Abi hadi gidelim. Biz kaldık. Hadi bakalım Resul. Hadi arkadaşlar, hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Seni eyvallah. Önden alayım abi. Erdinç abi, bir şey soracağım ben sana. Evet. Sen askerlikte body falan demiştin. Onu bir açıklar mısın? Çünkü ben de askerlik dediğim için. Büyük sahibi değilim. Evet. Body mesela MG3'ler vardı bizim zamanımızda, bilmiyorum şimdi hala var mı da, ama yani ağır otomatik silah değil. Bunu kullanacak olan arkadaşa bir de body zimmet derler, öyle deriz biz. Yani bunlar iki kişi olurlar. Silahı birisi taşır, işte mühimmatı, onun ayağını vesaire, diğer malzemeleri de başka bir diğer bir arkadaş taşır. Bunlar sürekli beraberlerdir. Yani emanetçi gibi bir şey mi? Efendim? Emanetçi gibi bir şey mi yani? Yok emanetçi. Tabii yani şimdi emanetçi derken hani öyle biraz emanetçi deyince basit gibi oldu da, ama tabii canını emanet ediyorsun o arkadaşa. O anlamda baktığın zaman da çok ciddi bir şeydir. Hani genelde Amerikan filmlerinde, bir saniye şimdi ben mikrofona basarken de vitesi değiştiremiyorum. Benim tırda gitmiyor, bir saniye.
Evet, Amerikan filmlerinde mesela Amerikan polisleri hani iki kişi birlikte bir ekipte çalışırlar ve birbirlerine böyle Evet. çok bağlıdırlar işte artık özel hayatlarına kadar hani birbirleriyle paylaşırlar birçok şeyi. Onun gibi düşünün mesela. Bizde zaten hani o fedakarlık, o arkadaşa bağlılık duyguları çok daha fazla olduğu için. Ben şeye benzettim. Neye? Osmanlı'da Neye? Cebeciler var böyle silahları taşıyan askerleri. Evet. Onlara benzettim biraz. Yok yok yani öyle silah taşıyan olarak düşünmeyin yani hani. Can dost abi, can dost. Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani ben Ben ifade de... ederken belki yanlış ifade ettim. Şimdi sen de o olayı görmeyince benim ifademle yanlış anladın. Belki eksik anladın ama. Evet. Evet yani canınızı emanet ettiğiniz askerlikteki artık size annenizden, babanızdan, kardeşinizden en yakın insan odur ya. Yani. Öyle Ben düşün. de yeni Yeni geldim bu geldim. arada. 3 hafta oluyor. Ne denir ya? Geçmiş olsun diyeceğim, diyemedim şimdi. O da garip olacak. Gözün aydın diyeceğim, o da bilmiyorum. Hoş geldin. Hoş geldin, Hayırlı evet olsun. evet. Evet evet yani hayırlı uğurlu olsun. Bitirdin geldin, vatan görevini yaptın. Darısı artık yapmayan arkadaşlara. Amin abi. Yani askerlik, şimdi askerlik deyince bak anılarım canlandı ya. Erkeklerin de askerlik anıları bitmez diyorum ya. Olsun abi, anlat. Şimdi Aynen abi, mümkün olursa anlatırsan seviniriz. biraz geriden başlamam lazım. Benim babam jandarma astsubaydı. Ben askerlerin içinde büyüdüm, öyle söyleyeyim. Çok severdim askerliği. Yani bir görev olduğu zaman, eğer mümkünse benim de gidebilmem. Görevli askerlerden önce ben hemen aracın üzerine çıkar otururdum ben de gideceğim diye. Mesela yol kontrolleri olurdu. Gece 11'den sabah 5'e kadar jandarma aynı zamanda trafik görevi de yapıyor. O yol kontrollerine bile gitmek isterdim. Babam zaman zaman kızardı hani en azından tenkit ederdi. Yani ne yapacaksın? Canına da mı acımıyorsun? Üstüne ne vazife gece 11'den sabah 5'e kadar orada bulunacaksın diye. Severdim ama ben şu arkadaş da. Abi bu mu la? Sen onunla bir ilgilenirsin. Ortalığa Yok. giriyor adam ya. Sağından geç abi. Geri geri geliyor şimdi bak. Şimdi de geri Abi geri geliyor. bu otomatik rotardan sizde de var mı? Rotterdam Hakkel değil de abi. Rotterdam herhalde demek istiyorum. Bak şimdi tırda. Abi sen daha şeyle çalışın abi. Evet, Rus arkadaşlar her oyunda böyle. Haydi bakalım. Neyse işte durum böyleyken gel zaman git zaman bizim askere gitme vaktimiz geldi. Açıkçası ben yine böyle çok istekli arzuyla gittim ama biraz böyle işte benim hayallerim dışında bir askerlik yaptığım için belki ben çok tatmin olamadım askerlikten. Piyadeydi benim, acemi birliğiydi askerlik yaptığım yer. Nerede yapmışsın abi? Manisa. Doğu kışlada acemiliği yaptım, batı kışlada da ustalıkta kaldım. Bayağı bizim de memlekette yapmışsın askerliği. Evet. İl olarak bir sıkıntımız yok da işte birlik olarak. Uzun dönem değil mi abi? Uzun dönem evet. Şöyle söyleyeyim. Çok samimiyetimle söylüyorum bunu da. Hani hiç böyle abartı falan diye düşünmeyin. Askerliğimin acemi birliği de dahil olmak üzere 9. ayındaydım. Yani yarısı bitmişti askerliğimin, 18 ay yaptım. 9. ayındayken hala İl Jandarma'yla da bizim eğitim alanının duvar arasında bir duvar var yani sınırlar birlikler birbirine. Beni duvarın bu tarafından alıp diğer tarafına koysunlar, o 9 ayında silsinler, yeniden askerlik yapayım isteği arzum var. Yani jandarma bence askerlik dediğin zaman akla jandarma gelir. Normal şeyler içinde tabii hani ne bileyim bordo bereliler, özel harekat vesaire gibi bu tür hani birlikler dışında genel hizmet veren birliklerin arasında bence askerliği jandarma yapar. Olmadı, bizim öyle bir şansımız olmadı. Biz 18 ay orada işte Acemi Birliği'nde yani askerlik namına benim yaptığım tek şey şuydu. Geceleri ilk zamanlar 4 saat, daha sonraları 2 saat bizde biraz devrecilik vardı. Ustalaştıkça nöbet sayımız azaldı. Geceleri tuttuğum nöbetlerde her yerde
bütün hani projektörlerle vesaire aydınlatma olmasına rağmen yani olmasına rağmen derken zaten öyle bir aydınlatma var. Hani karşıdan gelen kabak gibi belli tabiri caizse. Ona rağmen biz göre göre işte aracın arkasına sinip dur, kimdir o, işte parola vesaire hani tabiri mazur görün bu şekilde askercilik oynadık geceleri. Benim sıkıntım oydu. Yoksa ben jandarma olarak gitseydim kendi adıma hani askerlik yaptığımı anlayacaktım. Olmadı, nasip değilmiş. Ondan sonra meslek olarak askerliği çok istedim. O da kısmet değilmiş, o da olmadı. Öyle işte. Askerlik anıları derseniz, askerlik anıları biraz şey... vukuat yani, bol bol vukuat anıları var. Abi bir şey soracağım ben. Askerdeyken komutanlarınla falan, üsküplerle aran nasıldı? Hani iyi miydi, kötü müydü, gıcıklıklar falan var mıydı, anlatır mısın? Ya oluyor tabii arkadaşlar, hani belki bizim de hatalarımız vardır. Onların davranışları bizim davranışlarımıza göre şekillendiği için biz şimdi hani ne kadar olumsuz desek de objektif olmaz. Şu vites işini çözemedim ya. Hem mikrofon hem vites var ya, vallahi işim zor. Abi dayak işi nasıl askerde? Boyuna dövüyorlar. Yani dayak eskide kaldı ya. Ya eskiden vardı ama şimdi benim kız kardeşimin kocası da jandarma subay. Mesela onunla da görüştüğüm zaman hani artık askere sözle bile kızamıyorsun şeklinde konuşuyor. Biraz daha hani işte çağ ilerledikçe zaten dayak şey bir şey değil. Yani o savunulacak bir şey değil. Kemal Sunal'ın da bir filmi varmış askerlikle alakalı. Neydi? Şey vardı ya, parola olayı hani... ya orada şey, benim sahnem şeyi orada. İşte evet parola falan derken vurdu, sonra işte artık müfettişler diyeyim, onlar geldiler işte olay yeri incelemesi gibi şey yapıyorlar ya, nasıl oldu, nasıl bitti diye. Evet. Orada diyor ki, işte diyor ben diyor nöbetteydim diyor böyle havadar bir yerde. Sonra diyor karşıdan bir adam geldi diyor. Öz bel adam mıyım, değil misin Mahma diyor ya, orayı unutmam ben ya. Bir de şey var ya abi, ne çalayım diye işte borazan borazan. Evet, o da çok beğenmiş. O da süperdi. Ve biz onu mesela şeydi daha ya, televizyonlar hani özel televizyon falan yok. TRT'de de o filmler çıkmıyordu. Kemal Sunal filmleri TRT'de de yayınlanmıyordu o zamanlar. Yurt dışındaki akrabalarımız işte video oynatıcı getirmişlerdi hediye. Biz de giderdik. O zamanlar şey olurdu. Video kaseti kiralayan dükkanlar olurdu. Oradan alırdık Kemal Sunal'ın kasetini mesela. İşte bir gün kiralama süresi ya, artık bir günde hani zaman el verdiği sürece 4 kez 5 kez falan izleyip akabinde de mesela şeye, kasetçiye kaseti iade etmeye gidene kadar da filmdeki bu sahneleri kendi kendimize şey yapardık, taklit ederdik. O borazan sahnesini de yapmışlığımız vardır yani akrabalarımın çocuklarıyla birlikte. Askerlik güzel, askerlik şöyle yani sadece yaşınız itibariyle, çağ itibariyle hani kanınızın kaynadığı, deli dolu olduğunuz bir zamanda gittiğiniz için o etapta o kadar süre aşırı bir disiplin size çok zor, çekilmez, böyle aykırı gibi gelebiliyor. Ama onun da size kattıklarını daha sonra zaten kendiniz fark ediyorsunuz. Hani hep derler ya, askerliğini yapmayana kız verilmez, efendim askerlik insanı olgunlaştırır, düşeler söylerler büyükler. Bunlar boşa söylenmemiştir. Bizzat kendileri tecrübe etmiştir. Ondan sonra da işte kendilerinden sonrakilere nakletmişlerdir bu sözleri. Erdinç abi. Efendim. Abi lafını kestim. Evet, senden sonrası sağ taraftaki şeyi kullanabilir mi? Sen 25 sonra... çok kötü drop yiyorsun ya. Erdinç abi ne dediğini anlamadım. Hani kestim bir an. Askerlikle ilgili mi? Evet, sustun. Susmadım da unuttum ne diyordum ya. Yaşlandık artık. Sefa ne diyordum ben? Askerlikten bahsediyorum abi. Askerlik abi, gençlerin kahramanlık öyküsünü anlattığı bir şey ya. Biraz böyle çok güzel bir şeydi yani. Ben bilmiyorum tabii, yaşayanlar belki.
Şimdi yeni gelen arkadaşıma sorsak mesela, biraz önce kim söylemişti ben geldim diye? Ben söyledim abi. Ha Johnson. Aha yolu kaçırdım ben ya, bir saniye. Arkamda varsa kimse gelmesin. Abi nerede arkadaşım oynadın? Efendim? Johnson, öyle geç. Eyvallah. Kardeş abi ya. Ya olmuyor Veysel işte ya. Veysel üçünü bir arada yapamıyorum ya. Gel abi gel. Arkadaşlar şey yapalım, durmayalım yolda, arkamızdan başka konvoy geliyor, aralarına karışırız, sıkıntı olur. Haydi bakalım şu araları bir kapatalım hemen bunca. Belki olumsuz şeyler yaşamıştır, genelde de onlar hala aklından çıkmayacağı için hani biraz olumsuz bahsedebilir Johnson'a sorsak diyorum, sormayacağım onu şimdi. Neyi abi olumsuz olan? Bir daha sorabilir misin? Askerlikle ilgili diyorum, yani ne düşünürsün desem belki diyorum olumsuz bahsedebilirsin. Abi şöyle söyleyeyim, ben içimdeki fikri söyleyeceğim direkt, yani yaşadığım duyguları. Evet. Daha yeni geldim çünkü. Abi ben bir senenin kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü faydalı olduğunu düşünmüyorum askeriyede. Sadece sayı olarak orada olduğumu düşünüyorum. Yani bilmiyorum, hadi toplanıyoruz gidiyoruz dese başımızdaki kişi, oradaki birçok insan ben bu şarjörü nasıl takacağım, onu nasıl yapacağım falan diye sormaya başlayacaktır. Öyle düşünüyorum yani. Silah kullanmadın mı? Ya kullandık ama içimizdeki birçok insan ailesinden hayatını ilk defa ayrılan, hayatıyla ilgili kuşkuları olan çok ürkek insan çok vardı bizim bölükte. Öyle söyleyeyim yani. Bu kadar fazla asker yerine şey yapılsa daha verimli olabilir diye düşünüyorum. O askerliği profesyonelleştirme adına çalışmalar yapılsa, sayı azaltılıp daha verimli hale getirilse ben daha başarılı olacağını düşünüyorum ve kayıpların da azalacağını düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum mesela, herkes askerlik yapmalı. Kayıp değil. Neden değil? Yani işte bugünlerde bile mesela ülkeler arasındaki gerginlikler had safhada. Olası bir savaş durumunda mevcut profesyonel askerlerle ne sınırları koruyabilirsiniz, ne bir taarruza kalkabilirsiniz, ne savunma yapabilirsiniz. Bol bol o askerleri, profesyonel askerleri kaybedersiniz. Ne, herkes öyle bir durumda bir şekilde görev alacağı için en azından işte şarjör takmayı, silah tutmayı yahut da tetiğe basıp ateş edebilmeyi öğrenebilmelidir diye düşünüyorum. O yüzden de herkesin askerliğe gitmesinden yanayım ama profesyonellik konusunda zaten şöyle bir gelişme var. Siz yine yaş itibariyle belki diğer arkadaşlar bilmeyebilirler ama yani önceden Güneydoğu'da terörle çatışırken asker kaybımız daha fazla oluyordu. Neden? Çünkü işte acemi birliğini bitirip oraya görev yerine giden arkadaşlar doğrudan çatışma alanına sevk edilince senin dediğin gibi o ortam içerisinde, yani daha önce eğitim alanında efendim nefes, göz, gez, arpacık vesaire gibi rahatlıkla değil, o çatışma ortamında bu işleri yapmaya kalkınca afallayıp nerede durup nereye gideceğini, nereye ateş edeceğini bilmeyen arkadaşlar maalesef şehit olarak kayıp sayılarında artmaya neden oluyorlardı. Şimdi mesela öyle bir şey yok. Farkındasınız değilsiniz. Bu birebir böyle hani bir bilgi olarak bir yerde yansıtılmıyor ama operasyonlara baktığınız zaman polis özel harekat, jandarma özel harekat, işte bordo bereliler, genel kurmay özel harekat, işte A timi, B timi vesaire hani bu tür şeyler duyuyorsunuz. Bunlar genelde rütbelidirler. Yani en az uzman çavuş düzeyinde başlar. Asubay, subaylardan oluşan, belirlerden oluşan timler. Bu tür birlikler. Çatışmalara bunlar sevk edilirler. Ancak ne ancak işte arazi arama tarama, yolda mayın kontrolü vesaire gibi
nedenlerle bulunan askerler eğer bu olaylara dahil olmuşlar ise ya orada öyle bir durum olmuş ise mesela normal askerlik vazifesini ifa eden arkadaşlardan şehit görebiliyorsunuz artık. Profesyonelliği mesela o anlamda yaşıyoruz aslında. Erdinç abi beni çektin mi orada abi? Vallahi ne yaptım, ne yapmadım farkında değilim şu anda var ya. Gidelim mi? Erdinç abi. Efendim? Askerde peki keskin nişancı olmak için nelere sahip olmak gerekiyor? Yani asker olmadan önce herkes istemiştir yani keskin nişancı olmayı. Şimdi ben... Benim eniştem keskin nişancı, ablamın eşi. Evet. Uzman çavuş. Aynen yani şimdi hani asker keskin nişancı ben görmedim. Yani nihayetinde o adam belli bir süre sonra görevi bırakacak gidecek. Ona böyle bir görev tevdi etmek de biraz hem ona ağır olur hem de o görevin devamlılığı açısından sıkıntı olur. Zaten bildiğime göre keskin nişancı zaten kadro olarak kalıyor askerde yani tahminim olarak. Yani... Şu anki durumu açıkçası çok iyi bilmiyorum. Benim zamanımda askerken bile işte uzman çavuş olarak kalabilme imkanı var idi askerlikten sonra. Ama şu anda var mı evet. Yok mu bilmiyorum. Yanılmıyorsam bitimine 1,5 ay kalaya kadar yani en son aşama 1,5 ay olması lazım. Başvuru yapılması gerekiyormuş. 1,5 aydan sonra geçersiz oluyormuş. Evet. Ya askerliği bitiriyorsun abi direkt eğitime geçiyorsun uzman çavuşluk. Yaklaşık bir 3 ay 4 ayda onun eğitimi var. Ondan sonra görev bölgeleri açıklanıyor. Genellikle ilk görev doğu çıkıyor. Evet. Ondan sonra artık batı 4-5 tane görev bölgesi oluyormuş. Batı, doğu. Ben onları öğrendim. Yurt dışı görevi. Kosova yurt dışı. Kosova, Afganistan onlar oluyormuş. Evet. Ve bu görevler onların bir sistemi var. Personel bilgi sistemi diye o rütbelilerin kullandıkları hani anlık olarak bugün İstanbul'da görev yapıyorsun akşam baktın Kosova'ya görev emrin çıkmış hani bir anda çıkabiliyor. Evet. Askerlikle ilgili mesela bir konuda şeydir bedelli askerlik o çok hani gündeme geldi işte ülkede bir tartışma oldu. Benim o konudaki görüşüm de gerçekten askere gitmediğinde ülke için faydalı işler yapabilecek insan hiç gitmesin askere. Ona ben de katılıyorum. Orada bir ayrım görmüyorum. Zengin, fakir, parası olan yapıyor, yapmıyor vesaire. Ya onda biraz da siyasetin işi var bana göre. Yani şimdi konu siyasete girecek. Hiç açmak da istemiyorum da. Hani o dediğin çok doğru abi. Bir ülke için gerçekten sen düzgün bir proje sunup veya düzgün işler yapacaksan o ülkenin istihdamı artacaksa askere gitmesin gerçekten de ülke için çalışması çok güzel bir şey olur. Ama maalesef ki günümüzde çok nadir rastlanan bir durum bana göre. Ya işte bazı tabi istemesek de bazı gerçekler oluyor siyasetle ilgili. Siyasetin zaman zaman bu ve bunun gibi diğer mesleklere nüfuz etmesi, siyasi açıdan bazı kararlar alınabilmesi. Yani maalesef hani bunlar da hayatın gerçekleri. Bunları da tamamen bir kenara koyup ona göre bir şey yapmak da mümkün değil. Siyaset de bu ülkenin siyaseti, siyasetçisi de bu ülkenin siyasetçisi. Zaten mesela biraz önce de ben hani kendi fikrimi söyledim. Yani oradan atıyorum Veysel de kalkar der ki olur mu abi ya? Bu tamamen parası olanla olmayan arasında yapılan bir ayrımdır diyebilir. Bu da onun kendi fikri hani. Zaten fark olmazsak eğer düşüncelerimizde orada bir problem vardı. Düşüncelerdeki farklılık hani söylenir zaten zenginliktir. Öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Sadece bunları çatışma haline getirmememiz lazım. Bu tür farklılıklarda birbirimize karşı bir o ortamın doğmaması lazım. Erdinç abi. Efendim? Sen polislik yapmıştın değil mi? Sana bir sorum oldu. Hadi bakalım. Trafik polisi olmak için ne yapmak lazım? Yani öyle bir şey yok Resul.
hani şu polis olmak istiyorum, bu polis olmak istiyorum, ona göre ne yapmam lazım, ona... Öyle bir şey yok. Yani polis okuluna gidiyorsun. Şöyle bir şey var yine, mesela siyasetten, nüfuzdan bahsettik. Emniyette bu da, yani askerden de daha fazladır hatta emniyette, emniyete siyasetin nüfuz etmesi. Ya ben trafik polisi olmayı çok istiyorum yani. Şöyle olur, okulunu bitirdiğin zaman kura çekersin. Çektiğin kurada hangiyle atanır görev yapacaksan oraya gittiğin zaman oraya birlikte, seninle birlikte diğer okullardan mezun olup da kurada o ili çekmiş olanlarla toplanırsın. Oradaki il emniyet müdürünün tavrına bağlı nasıl bir dağıtım yapacağı, o bir talimat verir. Şöyle de yapabilirler, şey olsun diye söylüyorum, şuradan yarısı karakola, şuradan yarısı işte şuraya da diyebilirler, anlatabiliyor muyum? Yoksa açarlar okuldaki dosyalarınızı, işte okula girmeden önceki hakkınızda yapılan tahkikatları vesaire. Daha bakar der ki, ya bu arkadaş şuna daha yatkın, şuraya verelim. Ama hiçbir şey olmasa bile, atıyorum seni karakola verdiler, çalışırsın birkaç ay. Amirler seni tanır, sen onları tanırsın, arkadaşlarını tanırsın, trafik şubedeki arkadaşlarla tanışırsın vesaire. Genelde böyle olur, hani diyalogla ve çevreyle olur. Şu birimde çalışırsam daha faydalı olur diye bir fikrini beyan edersin. Onlar da uygun görürlerse alırlar, o birimde çalışırsın. Yani öyle hani şu olması lazım, bu olması lazım, öyle şey kriterleri yok. Birçok en azından şube arasında böyle kriterler yok. Normal polislikte yapmak gerekiyor yani. Tabii yani trafik polisi olarak başlayıp bitirmez. Trafikte trafiğe geçersin, çalışırsın, orada bir hata yaparsın. Hemen emniyet müdürü yazar yazını, ertesi gün ilçe karakolunda göreve başlarsın yani. Ben trafik polisi olarak çalışıyordum, gene trafik polisi olacağım diye bir şey yok. Erdinç abi peki askerden sen demiştin ya, şu şuna yatkın, şuna verebiliriz diye. Mesela diyelim ben muhasebe bölümüyüm, hani şunu işte yaz işlerine falan verelim diye. Aynen. O daha çok olur askerde. Acem Birliği'nden sonra Usta Birliği'ne gittiğinde o zamana kadar herhangi bir seçim dağılım yapılmamışsa gittiğin zaman seni yine birlik komutanı diyeyim. Birlik komutanı der ki, bizim arkadaşlar, atıyorum benim gibi Acem Birliği'ndesindir, eğiticiye ihtiyacımız var der. Onbaşılardan eğitime eğitici olarak alır. Çavuşluk sınavına falan giderler. Ben mesela lise mezunu olarak askere gidip er olarak Usta Birliği'ne gitmeme rağmen beni önce eğitici olarak başlattılar. Onbaşılık sınavlarına girene kadar yine de o görevde devam edecektim. Sonra başka yere geçtim. Elektrikler ne abi? Asker. Şimdi askerde en kıymetliler aslında böyle zanaat derler değil mi? Meslek yani olarak. Evet, yani zanaatkarlar daha kıymetlidir askerde. Yani hani ben yazıcıyım, 10 parmak daktilo biliyorum. Bu genelde daha çok bulunduğu için. Ama elektrikçi biraz daha az bulunduğu için mesela birliğin öyle bir elemana ihtiyacı vardır. Onu hiç şeye sokmazlar. Direkt o görev yaptığı birlikte ustalığını yapmaya devam edebilir. Elektrikçiler mesela işte oto hani kademede çalışacak, kademe denir askerde arabaların tamir edildiği yerlere. Kademede çalışacak işte oto tamircileri, ne bileyim kaportacısı, boyacısı, ne bileyim orada evinde çalışacak garson, bu tür İşte berberler, hani bu meslekler diğerlerine göre daha şanslıdır. Muhasebe okuyan birisi daktilo parmakla aynı şekilde giriyor değil mi abi? Yok, girmez. Mesela kantin birlikleri olur. Askerdeki kantinlerde kantin birlikleri olur. O birliklerde muhasebe işlemleri çok yapıldığı için alıp satım olduğundan dolayı mesela o öyle bir yerde görevlendirilme şansı çok daha fazla. Öyle söyleyeyim.
Ben de abi ilk geldiğimde acemi birini yani normal silah eğitimleri falan oldu. O master yaptım ben de acemini. Evet. Ondan sonra Isparta Eğirdir çıktı usta bile daha komando oku. Oraya gittim. Kışla Hizmet Birliği diye bir birliğe katıldım. İşte sorunlar işte. Sivilde hangi işi uyuşuyorsun? Bana ben dedim bilişim bilgisayar sektörünü. Evet. Komutan geldi direkt yazıcı yaptı beni. Abi 2-3 ay çok rahat ettim. Gerçekten yazıcılık askerde çok rahat. Nöbete falan gitmiyorsun. Nöbetleri sen yazıyorsun. Evet. Abi üst devrelerle baya bir kavga olay olmuştu. Sen niye gitmiyorsun? Daha 300 günün var. Evet. Ben burada 360 gündür nöbete gidiyorum falan. Evet. Abi ondan sonra inanılmaz yorucu olmaya başladı. Evet. Sonra işte baya bir uğraş sonrasında kendim farklı bir takıma attırmıştım. Bu MAPS takım vardı askerde. Telsizlerle falan uğraşan bir takım. Haberleşmeyi sağlayan. O şey değil miydi? Sözünü kesiyorum pardon. Bu haberleşme miydi? Öyle bir şey diyorlardı ona. Muhabere eğitim birliği. Öyle bir açılım vardı. Evet. Yani o takımın görevi tümen içindeki veya kışla içindeki telefon arıza onanımlarını yapmak, telsiz irtifatlarını sağlamak. Tümenin haberleri falan o takıma geliyor işte. Gizli haberler, özel haberler. Evet. Şimdi şey muhasebeciliği kim sorduydu ya? Benim kusuruma bakmayın. Ozan. Şimdi sana şöyle bir şey anlatayım mesela. Yani sana derken yani hani sen böyle bir şey söyleyince aklıma geldi benim bir anı. Buyur. Şimdi işte benim babam ben askere gitmeden hemen önce rahmetli oldu. Görevdeyken ama görevle ilgili bir konuyla kazaya rahmetli oldu. Amin cümlemizin geçmişlerine. Şimdi ben hemen onun akabinde askere gidince annem çok şey yaptı. Böyle ağladı, telaşlandı yani hani sanki beni de kaybedecek böyle. Benim acemi birliğinde usta birliği olarak devam etmemin nedeni bu olay oldu. Bundan dolayı hani babam da askeri personel olunca bana dediler ki o zaman dediler sana şöyle bir şey yapalım. Seni dediler alay seçmelerine sokalım. Sen alay seçmelerinde seçildikten sonra usta birliği olarak da bu acem birliğinde asker olarak askerliğini devam ettir. Peki diyorsun yani o zaten hani hayır evet şöyle olsun çok fazla seçeneğin yok ne derlerse peki diyorsun. Aynen. Şuraya da bir durayım bir saniye sizi de bırakıp gitmeyin bu arada anlatacağım derken. Aha iyi durdum tam Strasbourg levhasına vurdum durdum. Haberin olsun senin dorsanın arka lastikten dumanlar çıkmaya başladı. Şimdi biz alay komutanının karşısına çıktık. İşte isim soy isim memleket. Ondan sonra da ben ne dedim ya meslek olarak ben turizm otelcilikte okuduğum için garsonum dedim. Yok ben. He. Garsonum dedim. Turizm otelcilik mesleki çok okumuştum ben. Ondan dolayı garson dedim. İşte garson, daktilocu, efendim şoför vesaire herkes bir şey söyledi. Alay komutanı kızdı, sinirlendi, adam bas bas bağırıyor. Benim bunlara ne ihtiyacım var? Bana bunları niye getiriyorsunuz? Bana işte daha böyle şey istiyor. Hatta yani mesela işte sıvacı, kalıpçı, böyle hani inşaatla ilgili falan işlerle ilgili asker istiyor. Hepimizi geri götürdüler abi tekrar. Aradan 15 gün geçti. Yeniden seçmeler yapılacak. Bu sefer bakıyorum benle birlikte diğer arkadaşlar da aynı. Fakat bize öğretiyorlar tamam mı? Sen neysin? Senin mesleğin ne? Garsonum. Garson değilsin evladım. Sen sıvacısın. Sen nesin? Muhasebeci. Muhasebeci değilsin. Sen boyacısın. Şimdi adam ne bilsin? Geçenki gelen askerleri. Hepsi yeşil yeşil asker. Biz tekrar gittik alay komutanının karşısına. İşte muhasebeci boyacı oldu. Garson sıvacı oldu falan. Biz alay seçmelerini böylece ne derler kazanmış mı olduk geçmiş mi olduk yani ben öylelikle kaldım mesela böyle bir durumda kaldım şeydi. Peki abi yaptınız mı o işleri? Yok yapmadık. Ya yap deseler ne yansı yapacağım bilmiyorum ki yapmadım. Aynen. Yok ben o işlerden de ufak bir anlıyorum yani o savaş işlerine falan da. Abi başıma öyle bir şey gelirse ben yandım kesin. O şey savaş inşaat mangası diye geçiyor onun şey avantajı var abi. Hani 7 gün veya 10 gün erken terhis alma ihtimalleri çok yüksek oluyor onların. Çok çalıştıkları için. Yani 7 gün veya 10 gün diğer devrelerden daha önce çıkabiliyorlar askerden. Valla askerlikte en çok korktuğum mevzu o oldu. Tabur komutanımız bizim birlik tabur
Abur komutanımız biraz ceza konusunda cömert bir komutandı. Botun boyasız 7 gün, efendim işte düğmen sökük 10 gün, 51 güne kadar Abur komutanı sehve. Reisen kendisi verebiliyor cezayı ve bu ceza senin normal şartlarda terhis olacağın tarih geldikten sonra sen artık eve gideceğin sıra Botun'un bağını, Palaskan'ı alıyorlar. Disko denilen yere gidip orada askerliğin dışında bu kadar süreyi yatıyorsun. Hani içinde olsa zaten yorgunluktan falan belki birçok kişi zaten gönüllü olarak ceza almak isteyebilir. Bittikten sonra olduğu için. Askerlik de her halükarda hani bir özlem, işte bir kendi bulunduğun çevreden ayrılma vesaire olduğu için bir an önce bitirip dönme arzusu oluyor insanda. O 7 gün, 7 sene gibi geliyor insana yani 7 gün ceza alırsam ben ne yapacağım diye. En çok korktuğum, çekindiğim, sıkıntı çektiğim nokta oydu. Birkaç defa böyle çok yaklaştım ona. Hani mesela tabur komutanı şöyle dedi bana, ben sana daha önce ceza vermiş miydim? Vermediniz komutanım, iyi vereyim de aklın başına gelsin falan dedi ama orada kaldı. O ne biçim komutan öyle abi, sen... Gaston'un komutanı yazmış bence. Aynen. Vallahi işte onun da şeyi öyleydi ya, karakteri. Hayır yani bildiğin sıfırcı hoca gibi bir şey olmuş yani, herkese sıfır veriyor gibi onun gibi bir şey olmuş adam. Evet. Ya ben bu vitesi bir daha otomatik yapacağım ya. Hey vites, hey vites dedim aldım ama gitti ya. Elim ayağım birbirine dolaşıyor vallahi ya. Abi ben de manuel çekmiyor, otomatikte de çekmiyor. Vallahi ben otomatik... Elin yanısından elim boşta kalır ya. Şimdi mikrofona basacağım, vites atacağım. Abi 6 ileri çok başarılı. Bu 12'yi hiç sevmiyorum ben. Ya işte 12 vites bu aktarmalı. Gerçi Sadullah sağ olsun en azından bunu gösterdi. Daha önce bir de takviyeliydi. O 1-3-5 diye gidiyor. 2-4-6 diye gidiyor. Onda daha çok zorlanıyordum ama bu da yine de elim zaten mikrofonda çok konuştuğum için elim meşgul olduğundan bu sefer vitesle uğraşamıyorum. Araba sıkıntılı oluyor bana. Bir daha otomatik kullanacağım. Abi şey abi. Soracağım ya. Evet. Mandalı varsa da. Ne var mı? Aktarma mandalı. Yani birken ikiye çekiyor falan mandalı yukarı çekince. Evet. Bunlar da var. Aktarmalı falan. Aha. Takviyeli. User disconnect tamam. Kopta. Şeye Nazım Zeki Uysal'ın bir videosunda işte o Scania'nın vitesini tanıtmıştı. Onun altına da izleyen bir arkadaş yorum yazmış. Abi peki sen vites seçilirken tırı kim sürüyor? Yani o kadar karışık geliyor ki çünkü izleyene. Mandalı çek bilmem işte şuraya getir şunu şöyle yap falan. Hani herhalde 3 kere değil mi? Resul daha iyi bilir. Abi bir üstteki var, onu aşağı çekiyorum, bir de alttakini üste doğru mandalı kaldırıyorsun. Ha. Mesela 1-3, 1-2-3 oluyor. Sonra geri 4'e çekerken 1'e çekiyorsun. Yani 4-1, 2-5, 3-6. İşte. Benim gibi hiç yapmayan bir adam yani. Evet ya, bu kadar iş adam vitese bakmadan nasıl yapıyor? Vitese bakıyorsa o arada tır kim sürüyor falan diyebilir yani. Böyle tek elle görüyorsun işi ya. Zaten hepsi elinin altında abi. Abi şu... kimin önündeki? Eray'ın önündeki isim inanılmaz takılarak gidiyor şu anda. Svenya'nın vitesi çıkabiliyor biliyor musun abi sen? Bilmiyorum ama direksiyonunu mesela gördüm. İlk gördüğümde şaşırdım. Ya dedim bu direksiyon nasıl böyle duruyor? Böyle nasıl araba sürüyorlar falan dedim. Hepsinde var abi. O bütün tırlardan var. Yani. Ha, herhalde aynen, inip binerken kolaylık olsun diye mi? Evet abi ha. Otururken mesela. Düğün mü izliyor onu mu diyorsun? Evet evet. Mesela onu aynen. O vaziyette ilk görünce zannettim evet, ki oturun o modelinde direksiyon öyle duruyor. Öyle sürüyorlar zannettim. Öyle, öyle sürenler de var değil mi uzun yolda? Var var. Çalışıyor mu o vaziyet gene? Tabii abi. Hatta abi. Düğmesi var, ona basıyorsun böyle çekiyorsun, aşağı indiriyorsun, yukarı işte. Normal arabalarda da var abi o. Svenya'nın ütesi yok şey yok, normaldekiler böyle... ama şeyini koruyor. Pozisyonunu koruyarak yukarı aşağı gidiyor. Bu, sana doğru, göğsüne doğru iken vitesin yönü, arabanın tavanına doğru kalkıyor vitesin simit kısmı, öyle söyleyeyim, anlatabilirim. Aynen, mi? Yatarken falan da rahat olsun diye olayı var. Hani koltukta yatarsan, hani arka tarafta yatmazsın gibisinden. Hmm.
Adamlar düşünmüş. Vitesi mesela kökünden tut, yukarı çek, vitesi bırak, vites düşüyor kendi kendine. Resul, bir de sen kullanıyorsun galiba değil mi? Büyük araç. Kim? Ben. Ben mi? Evet. Daha yaşım 17, ya ehliyetim yok. Karşıdan konvoy geliyor beyler. Şeyi soracağım bir de, yani genelde öyle söylüyorlar bu usta, uzun yol şoförleri. Yani tırlar, büyük araçlar normal taksiye göre daha konforlu, daha rahat diyorlar abi. Senin yorumun. Tabi. Tabi daha rahat. En rahat ama man ve daf. Değil mi? %100 doğru olaf ya. Yani içi yüksek falan, hani konfor olayından bahsediyorlar. Bak, boyum 1.85 benim. Tırda orta göbekte ayağa kalktığım zaman kafam tavana değmiyor. Ortalama. Allah Allah. Bak, G serisinde orta yer, nasıl diyeyim, oturdun ya bu, bacak mesafeni, bacak boyundadır. Sıkayanın R serisinde ise ayak boyundadır böyle. Sonra Mercedes'te sağın dolu hep öyle, sana ne diyeyim, manın boş ortası. Bu peki öyle. Manla DAF neden daha çok tercih ediliyor? Bunlar daha mı böyle oturaklı markalar hani? Rahat. Rahat değil mi? Evet. Yeni DAF'ın böyle yatağı var, yuvalan ya. Çok rahat. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Amerikan tırları mı daha rahat, yoksa hani o Avrupa'da mı? Amerikan kardeşim, tırları daha rahat. Amerikan tırları bir oda bir salon ya. Abi nasıl bildiğin? O hatta birisi vardı, yayın yapıyordu. Şu an aklıma ismi gelmedi de. İlkay zamanlı mı ne? Aynen, var. İlkay zaman geçen... Volvo'yu izlemiştim. Aynen. Adam böyle nasıl diyeyim, faks makinası koymuş ya. Aynen. Çok... Fatih var ya. Buzdolabı var arabada. Türk Trucker Fatih var. Aynen, ben onu bayağı izliyorum. O sürekli çekiyor, onu izleyebilirsiniz. Şey de var mesela, Alex 745 Alejandro var. Ali abi, ha, Almanya'daki. O biraz... 760'lar. Komedi ya. Döşe bak, döşe. 760 dizel benzin. Gopak uçurtmak. Uçurtmak. Eğlenceli o ya. Amerikan truckların zaten özelliği o sanırım. Hani içinde yaşayabiliyorsun. Hiç ev olmayıp da tır olan var. Buzdolabı desen var. Masa var. Sandalye var. Arkada koyu yatak var. Yani. Mercedes'te de var. Manda da var buzdolabı. İsteğe ben Amerikan bağlı tırlarının şeyini seviyorum abi. Böyle o şey, tok sesi var ya, böyle ara gaz verince falan filan. O sesi çok hoşuma gidiyor mesela. Kenworth'un, Peterbilt'un falan. O Amerikan tırları Türkiye'de kullanılmıyor. Onun bir yasağı mı var ya da tercih mi edilmiyor? Aynen. Çok pahalı bence, ondandır. Doğru düzgün gidince çok pahalı abi. Abi çok benim pahalı düşüncem büyük ihtimal dönüşlerden dolayıdır. Çünkü bayağı geniş, hani bir minibüs kadar. Minibüsün arkasına doğrusu düşün, hani o huzurlukta bir şey oluyor. Dönüşler sıkıntı. Türkiye elveriş değil mi bu arada? Yani çekicin ki... Yakıtı fazladır, yedek parçası zor temin edilir. Yani sadece böyle sadece kullanış açısından bakmazlar bence. İşte getirmesi adam... hani... çok pahalıdır. Çok yani. Yani buradaki adam şimdi Scania 500 liraysa işte Kenworth 1 trilyonun üzerinde. Hani adam niye aslında? Aynen abi, Dırkaya yani. Kenworth'un Dırkaya'nı adam getirmiş. Kaç dedi? 200 bin euro mu dedi? Dolar mı? Yani. Öyle bir şey dediydi. İlanda duruyorsa hala, ilanlarda var bir tane Kenworth, İstanbul'da görebilirsiniz. Benim dediğimde evet. Devam edin. 1 trilyon 200 milyara tekabül ediyor ama altına da şu notu yazmış, ben en çok ona takıldım. Kesinlikle yükün altına girmemiştir diyor, sadece hobi amaçlı kullanılmıştır. Vay be diyorum, işte bizim de hobimize bak, onun da hobisine bak diyorum. Vallahi abi. Abi bak, adam Ulcalı Ferrari'ye gitmişti Amerika'da. Aynen. Onu görmedim, hatırlamıyorum. Sürüyor kendisi bu sene abi, bu sene. İlk açılışa gitti adam. Bir de var işte bir Amerikan truck'la. Bakalım seneye uçakla iner adaya. Çift çeker. Aynen. Ya o Acun Ilıcalı'daki kariyer performansı da yani kitap yazılacak bir performans. İnanılmaz. Evet. Muhabirlikten kanat sahipliğine geçmek yani... Aradaki inanılmaz bir uçurum var. Hani
müdür yardımcısından müdür olmak falan, genel müdür olmak değil yani. Adam bildiğin mikrofon tutuyordu abi. Şu an kamera var. Ben işte acı sonra başladı işte o ya. Yani. Evet. Işte, moda oldu. Evet. Ondan ya sonra var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Neden patladı? Çünkü avuç sağa ünlüleri falan getirdiğinden dolayı biraz da izlemeye başladı. O zamanlar tam izlemekte bir şey yoktu. Hep diziler falan var. Böyle program falan yoktu diziler ama. Evet. Herkes onu izler. Heyecanla böyle 500 lira çıkacak, 5 lira çıkacak falan bir tane. Ondan sonra işte bir sürü dizi de 5 liralarla çıkarıyor tabii. Adam öyle güzel duramadı yani. İşte sonradan en son kanal aldı işte. Hatta şu an Yunanistan'da da falan şimdi şey çekiyor. Kısık da çekiyor. Aynen. Evet. Ya. Evet abi. Ben söyle abi, sana bir şey söyleyeceğim. Yani bence Acun gerçekten çok istedi zaten bunu, tamam mı? Yani bulunduğu yerle yetineyim işte, hani iyi kötü kendi yağımla kavrulayım şeyinde kalmadı. Bir de yaptığınız iş zaten medya olunca, tamam mı? Bu şekilde çalışınca, belli bir çevre edinince, bu çevreye kendinizi sevdirip sizden daha iyi işler çıkarabileceği inancını alınca insanlar, hani o otomatikmen yükseliş geldi. En son işte var mısın yok musunla da bu sefer halk da sevdi. Niye sevdi? Yani adam ben buyum dedi ya. Şimdi ben bile yapıyorum, video çekiyorum diye anons yaparken kendimi kasa kasa sıka sıka cahil oluyorum. Ama adam hiç onun içine girmiyor, doğal. Ne çıkıyorsa ağzından onu söylüyor. Eğrisiyle, doğrusuyla, kimseyi tabii kırmamaya, üzmemeye de dikkat ederek. Halk da sevince bence bunlar daha büyük etken oldu yani. Diğer hele Illuminati falan hiç öyle bir şey yapmıyorum yani. Kendi oldu yani. Aynen. Bir de abi şu var hani işte eskiden o tam o şeyden sonra, Acun Ferdi'den sonra Avrupa'daki programları Türkiye'ye taşımak gibi bir şey yaptı. O da biraz etki oldu çünkü hani Türkiye'de yeteneksizliği bir şey yoktu. O getirdi, çok hani izlendi. Ondan sonra birkaç sene sonra O Ses Türkiye başladı. O da ilk defa Türkiye'de böyle bir şey oldu. Onda da patladı. Var mısın yok musun böyleydi. Hani Türkiye'de öyle bir program yoktu, ona benzer. Hani o da patladı oradan. Yani iyice adamın önü iyice açıldı yani. Yani rahat rahat şey yaptı yani her şeyini. Tam hani Avrupa'yla bağını koparmadı yani. Ya acaba evet, kendi projesi yok zaten. Bütün projelerine bakarsan yurt dışından alma. Yani telif hakkını satın alıyor gibi bir şey. Ya zaten o şekilde adam kazandı. Hani onu Veysel abi dedi. Var mısın yok musun? Bak var mısın yok musun? Türkiye'de daha önce bir bond çanta formatında yayınlandı. Onun mavi kutu değildi de bond çantaydı. Yine açıyorlardı, kapatıyorlardı, içinden paralar çıkıyordu. Aynı şeydi. Acun'un yaptığını halk sevdi, öbürünü sevmedi işte yani. Ya olunca oluyor, olmayınca olmuyor. O biraz kendi yapın, sempatikliğin, ne bileyim hani karşı tarafa kendini nasıl yansıttığınla ilgili bir şey bence. Ben yaparım, olmaz. Veysel yapar, ertesi gün hani takır takır olur yani. Halbuki baktığın zaman şekil açısından ikimizin yaptığı arasında çok büyük fark yoktur ama Veysel'i sever adam ya, sevdiği için de Veysel'inki olur yani, anlatabiliyor muyum? Acun'unki de oldu. Ya şimdi denemeden de olmaz abi bu işte. Ya yani biz yapsak olmaz mesela, onu da demek istiyorum. Tabii canım yani senin bir bilinmen lazım yani, bir yana Acun'un mesela öyle direkt olayları atlamadı. Yani yavaş yavaş yükseldi kendi çapında. Ondan sonra o büyük işleri atlamaya başladı yani, o zamanlar daha yeni tanınıyordu Acun'un. Abi dediğim gibi yani işin mutfağında yetişti tabiri caizse. Yani derler ya, yani şimdi bir şirketin var, oğlunu aldın direkt yönetim kurulu başkanı yaptın. Evet. Sen gittin bir sene ara verdin, o şirket yok olur. Yani işin mutfağından gerekirse paspas attıracaksın, depoda çalıştıracaksın ki işin işleyişini tamamen öğrensin. Acun da mikrofon tutarak başladı medya işine girerken. O yüzden işin tamamıyla işleyişini biliyor. Öyle bir artısı var. Evet. Acun bile milletin ne izleyip ne izlemeyeceği çok iyi biliyor ya. Hani o yönden, o yüzden severim adamı. Yani Türkiye'deki insanların neye ihtiyaç olduğunu çok kendisi iyi biliyor yani. Hani böyle programlara da böyle bir şeylere ihtiyaç olduğunu da kendisi biliyordu. Geçmedi yani, patladı yani onunla. Nusret de orada meşhur oldu Acun'la.
Geçen kim? Sene Nusret, geçen sene miydi neydi? Adam böyle ödül oyununda çıkarttı işte. Tuz muz attırdı böyle şekil. Yani bir kere yaptı. Falan da değil yani neredeyse bütün et ödüllerinde aynen, o vardı. Aynen. Ondan sonra Nusret'e bir baktık. Adam hani zenginmiş de önceleri, bu kadar bilinmiyordu Türkiye'de. Sonra patladı gitti abi. Aynen. Ama söyleyeyim, Adil gerçekten şu anki her şeyi hak ediyor yani. Kazandığı para da hak ediyor. Durduğu yeri de şu an olduğu seviyede hak ediyor yani olduğu yeri. Yani şu an Survivor'da yani şu an 600 tane ekil var sadece Survivor için. Yani 600 tane ekil var. Düşünsene yani 600 kişi ekmek veriyor ya. Evet. 600 kişi aldın ya, ne demek? Orada çalışan ekip, bunun Türkiye medyası var, Acun Medya'daki çalışanlar falan bayağı. Tabii canım yani adam kanalı var, adam kanalı idare edecek başına ya. O kadar program var, o kadar yani elemanı var ki bak, daha dün kanalı olmadı adam. Geçen sene mesela bir adam bu sene kanalı var, kanalı üstlendi yani. Hatta şu an hani şu şeyleri falan almayı bayağı istiyordu aslında bu. Süperlikleri falan şeyini, yaylaklarını falan ama. FIFA'nın ve UEFA'nın kurallarına göre yayın hakları öyle bedava verilmiyordu yani. Bedava vermek istedi ama yayınlayamazdı çünkü paralı olması gerekiyordu kurallara göre. Acun da kabul etmedi yani, ben bedava yayınlamak istedim ama olmadı yani. Ondan sonra ne kadar dedi bunun maliyeti dedi, 700 milyon dolar dediler. Peki ve 3 büyük terasına kadar dedi 500 milyon dolar. Diğer kalan Anadolu takımlara değeri 200 milyon dolar mı dedi, çoğu çekip gitti işte sonra. Ya bak adama bak, troll ya, nereden geçti? Aynen onun için de Erdin Çağrı'nın sözünü kesmek istedim. Erdin Çağrı vallahi bilmiyorum ki konuştum. Adam neler yapıyor ya? Veysel abi. Sağ ol dikkat. Adam çıldırmış. Abi adam troll kesin. İlk sayısının önünü kırdı. Tamam zaten Erdin Çağrı vallahi video kaydındaydı. Oradan da şey kanıt olarak bizim videoyu gösteririz. Şikayet ederiz. Argisine bakın da kaçırmıyor. 35 aydı. O Argis. Yatırıcı map arkası bize hesap. Hı. Bana da lazım sen. Ne yapalım? Neydi bu seviye hazırlayan arkadaş aramızda mı şu an acaba? Evet. Bir şey sormak istiyorum, bu Volvo'nun motoru en düşükte mi yoksa en yüksekte mi? Şu an en yüksekte. Ha tamam abi, çünkü normal kendim oynadığımda multi çok arkadaşlar, hızlı gidiyor ama dur kalk yapıyoruz ya. Ondan ...387-203 SSL abi, SSL Steam SSL. Erdinç abi. Efendim Sefa. Seni kurtarmaya geldim abi. Eyvallah, sağolasın. Yok, bana bir zararı olmadı da bilmiyorum. Biraz tuhaf hareketler. Tuhaf gidiyor da. Evet ama öyle yani şey yapmıyor. Direkt troll yapmıyor da tuhaf gidiyor. Aa şimdi yaptı, dur bakalım. Bana çarptı. Öyle mi? He. Ben de diyorum bu kim diyorum ya. Arkadaşlar şimdi sol taraftan geçeceksiniz bir dakika. Sefa hemen pifosunu bir al onun. Şimdi gitti işte. Sefa anti tim gibisin aslında. Kaçtı ama ya. Abi bunu şey yapacaksın, çember alacaksın, orada mahsur kalacak orada. User disconnected from your channel. Adam olacaksın. Herhalde dikkat et arkadaşlar. Nereden çağırdın? Kavga var dediler geldik. Hayy. Mevzu var dediler geldik, hadi bakalım. Çevirin onu. Burak'ı görürsün. Hop. Sefa adam. Tamam. Tamam, geçin beyler. Gene mi geldi bu troll? Geçin beyler. Atlas geç. Arkadan mı geçeyim? Ya arkadan geç. Soldan geç. Tufan ne yapıyor? Bir geçelim. Tamam. Barış geri git. Geç dediler, geçtik de. Geliyor. Emre abi buyur, sen geç önden. Evet, ilerleyelim. Bunlar da eksik olmaz işte.
Bu arkadaşı çeviren Emre burada trollük yaşanmasın. Elinize sağlık beyler. Misyon komple et diyor. Çıktı adam. Erdincan başka bir sorun var mı abi? Yok yok. Adam yemin ediyorum kurtarıcı tim gibi ya. Erdincan abiye de kurulmaz. Bu kurumlar bu sahibi. Onun bir kurumlar mı? Yani bizi bulur. Eyvallah cansınız. Bir şey söyleyeceğim. Farlar açık olmayan arkadaşlar var. Banyo yemekçiler şimdi bence. Sıkıntı olmasın. Ben saat... bir senedir oynuyorum, far açmadım daha. Direkt geldim. Abi, saat. Özen 2-3 defa ban yedim ben. Haberiniz olsun. Yani direkt banlıyorlar, affediyorlar. Saat abi, ya ben konuştum onlarla ya. Uzaktan gelince hani aracı göremiyorsun. Ben de. Aynen. Bir de Adnan abimiz var bizim. Yeni gelen arkadaşlar için özellikle ben onu da söyleyeyim de. Adnan abi 50 yaşında, benden de büyük. WhatsApp'ta vatansever ile 453. Evet görürsünüz onu. Hani konuşmalarınızda ona göre davranırsanız daha makbule geçer diye düşünüyorum. Sol karşıdan gelen var. Yok abi ben vermek. Daha da hanımsızsınız. Vallahi 10 kilometre kalmış ya, geçeyim mi abi? Bu Euro Truck Simulator 3 hakkında bilgisi olan var mı? Öyle bir medyada bir yayılma var. Ne? ETS 3. Yo yapmayacağız dediler. Oyunu göndereceğiz. Ya bir ihtimalle olabilir. Nasıl? Ya böyle troll haber olur, hani böyle şey var ya şey bir ara, hani bu mesaj 20 yere yapıştır hesabı troll şeyler var. Belki onun gibi olabilir. Çünkü yakında şey gelecek bildiğim kadarıyla, bu Eurocoach şey gelecekmiş, otobüs DLC yazılır. Ha o olabilir evet. Yani ETS 3 çıkarsa o da çıkar. Ama çıkaracaklarını zannetmiyorum. Zaten yeni boyun çıkardılar, American Truck Simulator. Yeni ya çıkaracaklarını daha, zannetmiyorum açıkçası. Daha bu oyunu adam edemediler. Doğru, bunun Mercedes'in lisansı filan daha yeni yeni alındı, çok ya, yanılmıyorsam 5-6 ay falan oluyor değil mi? Biraz fazla olabilir çünkü önceden Majestic'ti ya, Majestic falan her neyse. Abi aranma zaten bugüne yeteri kadar para kazanıyor şu anda. Evet arkadaşlar, bir konvoyumuzun daha böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Askerlik anılarından biraz bahsettik. Acun Rıcalı'dan bahsettik. Nazım Zeki Uysal'dan kısaca bahsettik. Aklıma gelmeyen, video içerisinde bahsettiğimiz diğer kişilerle ilgili, konularla ilgili sürçülisan ettiysek affola. Biz arkadaş sohbeti şeklinde konvoyumuzu devam ettirdik. Biz böyle keyif aldık. Umarım izlerken sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videonun başında da söylediğim gibi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmanızı diliyorum. Bir sonraki konvoyumuzda buluşmak üzere, hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.